Hazreti Lokman oğluna şöyle demiştir: "Oğlum, Allah'ı zikreden bir topluluk görürsen onlarla beraber otur. Eğer alim isen ilmin sana faydalı olur. Eğer cahil isen onlar sana bir şey öğretirler. İhtimal ki Allah-u Teala onlara rahmet güneşini doğdurur, ondan sana da isabet eder. Eğer Allah'ı zikretmeyen bir topluluk görürsen onlarla oturma. Alim olsan bile ilmin sana fayda vermez. Cahil isen cehaletin artar. Eğer Allah-u Teala onlara dargınlığıyla bakarsa bu dargınlıktan sana da düşer." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah-u Teala'nın yeryüzünde gezgin melekleri vardır. Allah'ı zikreden bir topluluk görünce diğer meleklere şöyle seslenirler: aradığınız topluluk burada, gelin derler. Gelirler, onları sararlar. Semaya çıktıklarında Allah-u Teala bilir ama yine de onlara sorar: kullarımı ne yaparlarken bırakıp geldiniz? Sana hamd ediyorlardı. Seni tesbih ediyorlardı. Seni zikrediyorlardı. Onları bu hallerde bırakıp döndük. Peki ne istiyorlar? Cenneti talep ediyorlar. Peki cenneti görmüşler mi? Hayır, görmemişler. Peki onu görselerdi ne olurdu? Onu görselerdi daha çok isterlerdi. Ona karşı daha fazla istekli olurlardı. Peki neden korunmak istiyorlar? Cehennem ateşinden. Cehennem ateşini görmüşler mi? Hayır, görmemişler. Ya görselerdi ne olurdu? Onu görselerdi daha fazla kaçarlardı. Daha çok korkarlardı. Ey meleklerim, sizi şahit tutuyorum. Ben onları bağışladım. Melekler derler ki: ya Rabbi, onların içinde biri var ki onların yanına başka bir iş için gelmişti. Allah-u Teala şöyle buyurur: onlar öyle bir topluluktur ki onlarla oturan kimse beddah olmaz. Halid bin Madan radıyallahu anh der ki: bana ulaşan habere göre Rabbin üç kimseyi meleklere överek anlatır. Bir kimse ıssız bir yerde ezan okur, kamet getirir, sonra tek başına namazını kılar. Allah-u Teala onun hakkında meleklere şöyle der: kuluma bakın, tek başına namaz kılıyor, onu benden başkası görmüyor. 70.000 melek insin, onun ardından namaz kılsın. Gece vakti kalkar, tek başına namaz kılar. Secdedeyken uyur. Allah-u Teala onun için şöyle buyurur: kuluma bakın, ruhu katımda, cesedi bana secde ediyor. Bir kimse Allah için savaşa gider, ordu içinde savaşır, sabreder ve nihayet şehit olur. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki: salih bir kimseyle oturan misk taşıyan gibidir. Ondan sana bir şey verilmese de kokusu üstüne siner. Kötü kimsenin arkadaşlığı ise demirci gibidir. Onun dövdüğü demir ateşi elbiseni yakmasa dahi kirli dumanı üstüne siner. Bir kul yüce Allah'ın sevgisini nasıl kazanabilir? Ya da Allah'ın bizi sevmesi için neler yapmalıyız? Müslüman bir anne babadan ve çevreden dünyaya gelmemiz Allah'ın kuluna bir rahmeti, sevdiğinin ilk işaretleridir. Kur'an'da bu şekilde ifade eder: Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Allah kimi de dalalete atmak isterse sanki göğe tırmanıyormuş gibi göğsünü iyice daralmış, sıkıntılı hale sokar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Allah Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e "Ben filanı seviyorum. Onu sen de sev" diye emreder. Cebrail onu sever ve sonra gök halkına "Allah filanı seviyor. Onu siz de seviniz" diye seslenir. Gök halkı da o kimseyi sever. Sonra yeryüzündekilerin kalbinde o kimseye karşı bir sevgi uyanır. Allah-u Teala bir kula buğz ettiği zaman Cebrail'e "Ben filanı sevmiyorum, onu sen de sevme" diye emreder. Cebrail de onu sevmez. Sonra Cebrail gök halkına "Allah filan kişiyi sevmiyor, onu siz de sevmeyin" der. Göktekiler de o kimseyi sevmezler. Sonra da yeryüzündekiler de o kimseye karşı bir kin ve nefret uyanır. Allah-u Teala'nın kulunu sevmesi demek, o kul için hayır murat etmesi, ona hidayet ve nimet vermesi demektir. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ayrı düştüğü çocuğuna duyduğu özlemden dolayı rastladığı her çocuğu kucaklayan, göğsüne bastırıp emziren bir kadının da aralarında bulunduğu bir esir grubunu getirdiler. Resulullah Efendimiz çevresindekilere o kadını işaretle "Bu kadının çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir misiniz?" diye sordu. "Asla atmaz" dedik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "İşte Allah-u Teala kullarına bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir" buyurdu. Unutmamalıdır ki Allah-u Teala kuluna onun kendisini düşündüğü gibi davranır. Bu sebeple onun rahmetiyle tecelli edeceğini düşünmek, daima böyle bir ümit içinde olmak, "Ben kulumun beni düşündüğü gibiyim" kutsi hadisini hiç unutmamak, bizlerin en büyük görevi ve güvencesi olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah-u Teala rahmeti 100 parçaya ayırdı. Bunlardan 99'unu kendi katında tuttu. Bir cüzünü yeryüzüne indirdi. İşte bu bir cüz rahmet sebebiyle canlılar birbirine acıyıp şefkat gösterirler. Hatta yavrusunu emziren hayvanın yavrusuna dokunur diye ayağını kaldırması bile bu merhamet sebebiyledir. Rabbimizin en çok sevdiği şey nedir biliyor musunuz? Kutsi hadiste şöyle bildiriyor: kulunun işlediği amelleri içinde en çok tevbesini sever. Neden? Çünkü tevbe eden kul cehennemden kurtulur da ondan. Rabbimiz de kulunu cehennemden kurtaran amelini çok sever. Hatta bir ana yavrusunu ateşe atmayı nasıl istemezse, Rabbimiz de kulunu cehenneme atmayı ondan çok daha fazla istemez. Nitekim bir defasında ashabtan biri bir çocukluk hatırasını anlatırken şöyle demişti: çalılıkta dolaşırken bulduğum bir kuş yuvasından yavruları alıp koynuma koymuştum. Tam bu sırada yavrunun anası başımda dolaşmaya başladı. Acıdım. Yavruları bırakmak için ihramımı açmaya çalıştığım sırada kuş hemen koynumdaki yavrusunun yanına daldı. Kanatlarını yavruları üzerine gerip kollamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buna sorusu şöyle oldu: bu annenin yavrusuna bu kadar acıması sizi hayrete mi düşürdü? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu ilave etti: hiç şüpheniz olmasın, Allah'ın kullarına acıması bu annenin acımasından kıyas kabul etmeyecek derecede fazladır.